Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün size yine sizin sorularınız üzerine bir tane video çekiyorum. Şimdi biliyorsunuz geçenlerde Anneler Günü sebebiyle A101'e şöyle süngere dikilmiş orkideler geldi. Biraz daha yakından alayım. Yani çiçeğimizin dibinde şu an için bir toprak yok. Topraktan kastım çam kabuğu. Biliyorsunuz ki orkideler genelde çam kabuklarına dikili olurlar. Şimdi çiçeğimin dibinde şu an için toprak yok. A101'e gelen orkidelerde de bu şekilde bir ambalaj oluyor. Saksıları da böyle oluyor. Süngere dikili oluyorlar. Ben bununla ilgili her yıl alıyorum A101'den ve saksı değişimi yapıyorum. Ama tabii şimdi ben burada saksı değişimi yaparken saksı büyüklüğüm nasıl olmalı? Köklerimi ne derece rahat bırakmalıyım? Toprak ne kadar olmalı? Kökü ne kadar içeriye gömmeliyim? Hava kökleri ne kadar dışarıda kalmalı? Artık bu orantıyı çok iyi bildiğim için rahatlıkla ben bunun toprak değişimini yapıyorum ve çiçeklerin dökülmesine sebep olmuyorum. Tabii siz de haklı olarak hani tereddütte kalıyorsunuz. Birçok insan diyor ki Aslı Hanım, biz orkidemizin çiçekleri dökülene kadar ellemesek ne olur? Hani bir süre en azından süngerde baksak ne olur? Şimdi arkadaşlar, bununla ilgili de en azından bir video çekeyim ki toprak değişimi, saksı değişimi yapanlar ve yapamayanlar olarak ikiye ayrılan bir gruba en azından saksı değişimi yapamayanlar ne yapmalıdır diye bir videomuz da olsun. Saksı değişimi yapmak isteyenler için video çekmiştim zaten. Şimdi bir de tedirgin olup riske atmak istemeyip çiçeklerini muhafaza edip en azından bu çiçekler dökülene kadar çiçeğimizi saksıda nasıl tutabiliriz öldürmeden, bununla ilgili video çekelim. Evet arkadaşlar, şimdi orkideyi süngerde tutmak neden risklidir? Önce ondan bahsedelim. Neden saksı değişimi yapmalıyız? Veya saksı değişimi yapmıyorsak nelere dikkat etmeliyiz? Hemen bunlardan bir bahsedelim. Sünger, biliyorsunuz ki yani en basit, size bulaşık süngerinden örnek vereyim. Ufacık bir damla suyu bile çok hızlı bir şekilde bünyesine çekebilen bir cisim. Hani o kadar çok suyu emen bir şey ki, yani şu anda bir örnek verdiğimiz sünger gibi çekti deriz. Sünger suyu en çok emebilen bir şeydir. O yüzden biliyorsunuz orkide de suyu çok sevmeyen bir çiçektir. Şimdi bizim burada sulama yaptığımızda yanlış bir sulamayla orkidemizin köklerini hemen öldürebiliriz. Orkidemizin çok suyu sevmemesi, süngerin de çok suyu sevmesi yüzünden biraz tehlike var arkadaşlar. Siz de hak verirsiniz ki. O yüzden çok dikkatli bakılması gerekiyor. Ben genelde saksı değişim yapılmasını bu sebepten öneriyorum. Çünkü yanlış bir sulama, biraz su aşımı aldığınız, severek aldığınız böyle orkidenizin hani çiçekleri dökülene kadar en azından süngerde tutayım derken orkidenizi tamamen kaybetmenize sebep olabiliyor. Ama diyorsanız ki aslanım biz dikkat ederiz, önerilerinizi kulak ardı etmeden bakarız diyorsanız, ben size hemen birkaç yöntem söyleyeceğim. Aslında çok basit. Şimdi şöyle ben bir orkidemi göstereyim. Şu an benim orkidemin kökleri çok yeşil. Suya aslında hiç ihtiyacı yok. O yüzden ben sulama yapmayacağım. Aslında bu videoyu çekerken sulamaya ihtiyacı olsaydı daha iyi olacaktı size yönlendirmek amacıyla. Şimdilik şu suya ihtiyacı yok, ama ne yapmamız gerekiyor eğer sulama yaparsak, hemen bundan bahsedelim. Şimdi bir kere orkidemizin suya ihtiyacı olup olmadığını kesinlikle kontrol etmeliyiz arkadaşlar. Haftada bire denk geldi deyip de o suya ihtiyacı olmayan bir orkideyi normal şartlarda bile sularsak zaten bunun ölümüne sebep oluyoruz. Kaldı ki bir de bu süngerde ekili bir orkide ise eğer arkadaşlar, hiç suya ihtiyacı olmadan su verirsek direkt köklerin küflenmesi, çürümesi kaçınılmaz olacaktır zaten. O yüzden arkadaşlar, önce sulama yaparken dikkat etmemiz gereken en önemli husus, özellikle süngerdeki bir orkide için söylüyorum, kökler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eğer yeşilse, canlıysa asla ama asla su değdirmiyoruz. Çünkü sünger kendine suyu öyle bir hapsediyor ki dışarıdan baktığımızda süngerimiz kuru görünebilir ama içi vıcık vıcık olabilir. O yüzden orkide de en ufak bir nemi bile kapan çiçek olduğu için son noktasına kadar, yani bu içinde barındırdığı suyun bittiği noktaya kadar bir kere sulama yapmıyoruz süngerdeyse arkadaşlar. Bunu nereden anlıyoruz? Köklerimizin griye döndüğü zaman anlıyoruz. Orkide içinde hiç su kalması bile
Havadaki nemi yapraklarından emer, gene emer arkadaşlar. Aslında orkide de bir nebze sünger gibidir, öyle söyleyeyim. Bir de süngere dikili olduğu zaman görün tehlikeyi artık. Şimdi arkadaşlar bakıyoruz, köklerimizi kontrol ediyoruz. Diyelim ki bu orkidemin kökleri griye dönmüş. Diyelim ki suya ihtiyacı var. Artık içeride hiç su kalmamış. Havadaki nemi de yeteri kadar emmiş ama artık bu ona yeterli gelmemiş. O zaman kökler griye dönecektir. Ben mesela diğer çiçeklerimi haftada bir sularım ama belki bunu haftada bir sulamamam gerekecek. Yani belki bunu diğerlerine 7 günde bir sularken belki bunu 9 günde bir, belki 10 günde bir, hani ikinci haftaya denk getirmeden belki hafta ortasında sulamam gerekecek. Yani burada sulamayı kesinlikle kök kontrolü yaparak yapmamız gerekiyor. Çiçeğimiz tehlikeye atmamak için. Sonra gelelim sulama işlemine arkadaşlar. Eğer ki çiçeğimizin kökleri griye dönmüş ise asla ama asla sulama yaparken daldırma usulüyle sulama yapmıyoruz arkadaşlar. Yani bunu alıp su dolu bir kovanın içine batırdığımızda bu sünger komple suyu çekecek ve inanın bu süngerdeki o suyun gitmesi haftalar bulacak. Yani o haftalar içerisinde de orkidemizin içerisinde kök falan kalmayacak arkadaşlar. O yüzden kesinlikle süngere dikili bir orkideyi daldırma usulü sulamıyoruz arkadaşlar. Buna çok dikkat edelim. Üstten sulama yaparsak, şimdi biliyorsunuz üstten sulama yapıyoruz ama şuralara çok fazla değdirmemeye çalışıyoruz. Ama üstten sulama yaptığımızda da yine şu sünger kısmını komple ıslatacağımız için bence yine çok fazla tehlike. Çünkü buralardaki su uzun süre kalacağı için ve şu taç yaprağı, taç gövdeye çok yakın olduğu için şu kısımlar yine bir çürümeye sebep olabilir. En sağlıklısı ve en düzgün olanı, hani en azından içiniz rahat bir şekilde sulama yapacağımız yöntemi hemen gösteriyorum. Şöyle küçük bir kap alıyoruz arkadaşlar. Şöyle içine koyuyoruz. Şimdi burada dediğim gibi üstten sulama yapmıyoruz. Daldırma usulü yapmıyoruz. Şu dip kısmı, şu an ben yapmıyorum uygulama olarak. Çünkü dediğim gibi şu an için orkidenin suya ihtiyacı yok. Dip kısmı arkadaşlar yaklaşık yarım santim veya bir santime gelecek kadar, hani saksı boyutunda su koyuyoruz. Süngerimiz alttan çekecek. Belki o sünger şöyle göstereyim. Bırakamıyorum da çünkü şu an küçük saksı olduğu için devriliyor hemen. Şu kısma kadar falan su doldurduğumuz takdirde, hani şöyle bir santim diyeyim. Şöyle bir santim kadar doldurduğumuzda sünger çekse 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 buraya kadar çekecek suyu. O yüzden bence aslında bir santim bile fazla, yarım santim kadar su koymamız yeterli aşağıya. Tamamen yukarıya kadar suyu çekmesi biraz zor. Bence çok zor. Alttan çektiği su onu yavaş 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 yukarıyı sadece nemlendirecek. Yani yukarıdaki süngeri vıcık vıcık su haline getirmeyecek. Sadece nemlendirecek arkadaşlar. Bu da zaten ona yeter. Emin olun normal çiçekler bir haftada griye dönüyorsa kökler belki bunun iki haftada dönecektir. O yüzden arkadaşlar sulama elimizden geldiği kadar az yapıyoruz. Yani çiçeklerimiz dökülene kadar sabrediyoruz arkadaşlar. Durmadan su yapmıyoruz. Şimdi şöyle eğer ki çok 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 tereddütte kalırsanız, hani ben buradaki su dengesini sağlayamam diyorsanız, şöyle köklere yukarıdan fısfısla yapabilirsiniz. Yani vıcık vıcık sulamaktansa bence köklere, şu hava köklerine fısfıs yapın. Şu üstteki sünger nemi birazcık kapsın. Nemi, bakın suyu demiyorum. Nemi birazcık kapsın. O bile yeter. Çünkü aşağıya doğru o nemi bile emecektir. O bile orkidemize yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bu çiçeği çiçekçimden aldım. Zaten daha önce de size bahsetmiştim. En ufak bir kusuru var ise asla ama asla satmıyorlar. Yunus Eli'de bakara çiçek arkadaşlar. Bakın çiçeğimde hiçbir problem yok. Çok güzel. Fakat şurada hafif bir yaprak deformasyonu var. Tek elle göstermeye çalıştığım için şu anda. Bakın gördüğünüz gibi sırf bu sebepten, şundan dolayı orkideyi satmıyorlar. Müşteri memnuniyeti açısından kesinlikle çiçekler satışa sunulmuyor arkadaşlar. Aslında çok sağlıklı, kökleri falan gördüğünüz mükemmel bir orkide. Ama böyle bile olsa sırf para kazanmak amacıyla bunu gönderelim müşteriye demiyorlar. Ben bunu aldığımda zaten yeteri kadar kökler yeşildi. O yüzden hiç ellemiyorum. Şimdi sadece buna yaprak temizliği yapacağım arkadaşlar. Yapraklarını sileceğim. Sirkeli su, oksijenli su, limonlu su,
elinizde ne varsa veya aspirin ezdiğiniz bir su olabilir. Bununla silme işlemini yapacağım arkadaşlar. Sonrasında artık diğer çiçeklerimi sularken bunu asla es geçmeyeceğim. Sadece köklerimi kontrol edeceğim. Varsa sulama ihtiyacı, dediğim gibi ya dibe yarım santimlik bir su koyacağım veya duruma göre fıs fıs yapacağım arkadaşlar. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Süngeri dikili olan orkidelerini çiçek saksıdan çıkarmak istemeyen, en azından şu çiçeklerin biraz daha keyfini sürelim, çiçeklerimiz dökülür korkuyoruz diyen arkadaşlar için süngerde bakım bu şekilde olacak arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın.